Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Haziran Çarşamba. ABD Delaware Park Hipodrom'da 7 koşuluk bir program var. 7'li plaseni kaya saat 20'de bir maiden koşuyla başlıyor. İki yaşlı dişlere mahsus. 1000 metre kum pistte start alacak. Koşuda tüm isimler, tüm taylar ilk kez start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 40 binlik bir maiden koşu. Burada otoritelerce öne çıkan iki isim var. 4 numaralı Music Man Sandy, Jose Gomez'le ve 2 numaralı Eli Deli, 2 numaralı Eli Deli aynı zamanda 8 numaralı Fancy Grace ile Ecurie. Bu iki isim otoritelerce favori gösterilen isimler. Altılı Gayan ilk ayağı 20.30'da 3 yukarı dış İngilizlere mahsus 1200 metre kompiste bir satış kursuyla başlıyor. Burada 7 numaralı Sing Along Suzy hariç hepsini yazıyoruz. Program biraz zayıf. O yüzden ilk ayağı biraz fazla isim yazdık. Koşu 6.250 dolarlık bir satış koşusu. 5 numaralı Cardi G ile başlayacağız. Gabriel Ramos'la start alacak olan bir önceki startında ikinci jüri var. Ancak diskalifiye protest sonucu dördüncülüğe atılan bir isim. Ondan önce de bir 12.500'lük bir satış koşusunu 2 Şubat'ta 1200 metre kompiste 1.15.57 ile kazanan bir isim. 5 numaralı Cardi G. 2 numaralı Miss Malevolence ise John Hiraldo ile start alacak. 3 numaralı Stormbeam Gerardo Milan'la start alıyor. Son startında bugün koşuyla işte derbi koşuyu iki boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. 1100 metrede bu hipodromda 26 Mayıs'ta 1.05.73 derecesiyle. 4 numaralı Parched Ghost Carol Sedano'yla şans verdiğim diğer bir isim. 1200 ve 1600 metre kumpisteki son iki startında 14 Mayıs ve 9 Haziran'da ikincilikleri var. 1 numaralı Mr. Cruz Fabian Jones'la start alıyor ve son olarak burada 6 numaralı Leave Me Alone Jamie Rodriguez'de şans verdiğim son isim. Yazmadığımız bir tek 7 numara kaldı. Onu da isterseniz ilave edip bu ayağı kapatabilirsiniz. Altılı Gayan ikinci ayağı 3 yukarı dış İngilizlere mahsus 1670 metre kumpiste bir satış koşu, şartlı koşu. 7 isim start alıyor gördüğünüz gibi. Koşuya baktığımızda koşu 42 binlik orta grup bir şartlı koşu. 3 numaralı Courageous Girl 82 binden 92 binlik koşulardan bu koşuya geliyor. Son bu seneki 4 startından 3'ünde 2 üçüncülüğü bir ikinciliği var. 82 binlik ve Black Type koşularda start almış. 2 düzeltiyorum. 4 numaralı Factor In. The Factor yavrusu Cevian Toledo'yla şans verdiğim diğer bir isim. Son power olduğu son iki startında 1800 metre çim ve 1700 metre çim pistten kuma alınan yarışlarda start almış. Son startını 3 boy farkla kazanmış. 1.45.59'da bir önceki 1800 metre çim pistte de ikinciliği var. Son olarak 7 numaralı Style Raul Mena'yla şans verdiğim diğer bir isim. 1400 ve 1670 metre kum pistteki son 3 startında ikinciliği var. Üçüncü ayak 3 yukarı dış İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte bir opsiyonel satış koşusu. Koşuda 10 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 28 binlik bir şartlı satış koşusu. 44 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Burada 6 numaralı Iglo tek olarak önereceğim isim. 19 Mart'ta Gulfstream Park'ta 1000 metre çim pistteki bir önceki startını yaklaşık bir boy farklı favori olduğu koşuyu kazanıyor. Son startında da bir Lizard koştuğu üçüncülüğü var. 1200 metre çim pistte kazandığı koşu 19 Mart'ta 56.99 derecesiyle. Bu koşuda hata yapmazsa Jamie Rodriguez'le bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 6 numaralı Iglo'nun. Koşu kuma alırsa burada tabii değişiyor olay. O zaman 9 numaralı Marge's Heaven var. Koşu kuma alırsa bu ismi tek atabilirsiniz. Marge's Heaven'a. Dördüncü ayak bir stakes koşu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak. Koşuda 1 numaralı Mama G's Wish, 2 numaralı Bandit Warrior ve 6 numaralı Fugit About It. Ekür olmak üzere toplam 6 isim start alıyor. Burada ekürlerden Bandit Warrior ilk olarak önereceğim isim. Koşu 50 bin dolarlık bir stakes koşu. 2 numaralı
Bandit Warrior 1 ve 6 numaralı Ecury. Son startında 62.500'lük bir şartlı satış kursunu yarım boy, düzeltiyorum, boyun farkıyla kazanan bir isim. 1.0380 derecesiyle 1100 metre kumpiste 12 Haziran'da ekürleri 1 ve 6 demiştik. Bir de burada 5 numaralı Cashing Big Checks var. 3 grup kurslardan bu koşuya geliyor. Rakip olarak da onu yazabilirsiniz. 6 2 numaralı Bandit Warrior'ın yanına. 5. ayak 3 karı dişi İngilizlere mahsus 1670 metre çim pistte bir satış kursu. Kursta 1 numaralı Café Essence ve 12 numaralı Sunday Swagger ekürü olmak üzere toplam 12 isim start alıyor. 5 numaralı Fox Force 5 ile başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 16 binlik bir satış koşusu, 21 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 5 numaralı Fox Force 5 Angel Suarez ile start alıyor. Aynı jockey ile son startında 8 Haziran'da 1700 metre çim pistte 16 binlik bir satış koşusunda bir boydan az bir farkla ikinciliği var. 9 numaralı Girls on Fire Carol Sedona ile start alıyor. Fox Force 5'ın ikinci olduğu koşuda üçüncü olan bir isim. 9 numaralı Girls on Fire. 10 numaralı English Charmer Victor Carrasco ile şans verdiğim diğer bir isim. 7 numaralı Close Summer Fox Force 5'ın ikinci, Girls on Fire'ın üçüncü olduğu koşuda dördüncülüğü var. JD Acosta ile start alacak. Son olarak 11 numaralı Barrels on Bliss, Skyler Spanival'a şans verdim. Diğer bir isim 6 Mart'ta Maiden koşuyu kazanıyor. Tamamı 1600 metre çim pistteki son 3 startında. 16 bin ve 10 binlik satış koşularının ikisinde de ikinci oluyor son 2 startında. Geldik son ayağa. Son ayak 3 yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. Koşu 7 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 5000 dolarlık bir satış koşusu, 14 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 3 numaralı Substantial Jamie Rodriguez'de şans verdiğim ilk isim. 4 numaralı Bopina Anda Weaving Augusta Marin'le şans verdiğim diğer bir isim. Ve son olarak burada 7 numaralı Crazy Solution. Son ayaktaki önereceğim son isim Joseph Treyos'la. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xperacing.com web sitemiz var. Bu web sitesinden istifade edip her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımını önerdiği küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xperacing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını
izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic Mule and geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park tıklamak suretiyle. Burada altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin derim. İlk ayak 7 numara hariç hepsini yazıyoruz. 5 numaralı Cardigy, 2 numaralı Mr. Malo olan 3 numaralı Storm Beam, 4 numaralı Parch Ghost, 1 numaralı Mr. Cruise ve 6 numaralı Lee Milon. İkinci ayak 3 numaralı Courageous Girl, 4 numaralı Factory ve 7 numaralı Style. Üçüncü ayakta Igloo'yu tek olarak öneriyorum. Dördüncü ayakta 2 numaralı Bandits Warrior, 1 ve 6 ile Ecury. Ve 5 numaralı Cash'in Big Checks önerdiğim isimler arasında. 5. ayakta 5 numaralı Fox Force 5, 9 numaralı Girls on Fire, 10 numaralı English Charmer, 7 numaralı Glosshammer ve 11 numaralı Barrel of Bliss. Son ayakta da 3 numaralı Substantial, 4 numaralı Bobbin Under Weaving ve 7 numaralı Classic Solution önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Şuradaki butonu tıklayarak hepinize bol şanslar diliyorum. Hepinize iyi günler.